Burada durun Rüşit. Kapıdakiler sizi görürsün istemiyorum. Ben de gelseydim Meryem abla. İhtiyaç olursa ben Hızır Ali'yi arayacağım Seyda'cığım. Hem görüntülü ararım, baban seni görürse belki yumuşar. Tamam Meryem abla. Haber vereceğim. Bana bak Hızır'ın oğlu. Babanın oğlumuz. Öyleyim Meryem anne. Öl desem ölür müsün? Bu aile için. Hepimiz için. Gözümü bile kırpma. Birazdan bu kızın babasıyla görüşmeye gideceğim. Eğer başımıza gelenlerden bu adamın sorumlu olduğuna kanaat getirirsen seni arayacağım. Ve sana şimdi dersem silahını çekip sevdiğin kızı öldüreceksin. Sakın gözümü kırpma. Az önce gözümü bile kırpmam dedim. Gözünü kırparsan Hurşit. Seni öldürecek. Anladın mı? Anladım da kızın bir günah... Benim kızımın çok mu günahı vardı? Bazen günahsız insanlar ölür. Günahkarlara ceza vermenin bazen tek yolu budur. Bana güveniyor musun? Senin günahsız birine zarar vermeyeceğine güveniyorum. Meryem anne. Ama sen emrediyorsan ben sana güveniyorum. Çünkü ben sana anne dedim. Hiçbir anne oğluna böyle bir şey yaptırmaz. Yap diyorsan doğrusu odur. Yaparım. İşte benim oğlum. Yenge sen ne diyorsun? Ben nasıl bir çakır beyliyim direkt? Benim babamın babası, onun babasının babası... Kes sesini Hurşit. Bir çakır beyli sana birini öldür diyorsun, öldüreceksin. O çakır beyli benim. Ne dersin yenge? Ekrem Bey'e Meryem Çakır Beyli'nin geldiğini söyleyin. Sizi bekliyor muydu efendim? Haber verirsen bekliyor olacak. Thank you.
Efendim, Ekrem Bey toplantıda. Sizi biraz bekletebiliriz. Toplantıda olduğu insanları da söyleyin. Beni bekletmezler. Peki efendim. Çantanızda silah var mı? Efendim? Toplantıdayız. Bölmeyin dedim size. Meryem Çakır beni kapının önünde. Görüşmeyi isteyeceğini söyledi. Buyursunlar. Hoş geldiniz Meryem Hanım. Biz de bu toplantının sonucunda sizlere gelmeyi düşünüyorduk. Malum işiniz ve ailenizle ilgili neler yapabiliriz diye toplanmıştık biz de. Madem eşim ve ailemle ilgili kararlar almak için toplandınız, onları temsilen geldim. Buyurun lütfen. Hoş geldiniz yenge. Hoş bulduk Ender. Kural kuraldır diye biliyorum. Yanlış mı biliyorum? Aileyi, vekilleri, veliahtları temsil eder. Öyle. Seni taş mı doğurdu Yılmaz? Anlamadım. Sizi, vekili veliaht dediklerinizi de doğuran bir anne var, değil mi? Var tabii. İşte onlardan biri şu an burada. Ailesinin durumunu konuşmak, konumunu belirlemek, haklarını savunmak için. Size saygımız sonsuz. Ama biz de ailedeniz. Haklarımızı burada yedirtmeyiz. Yemek isteyen kim olursa olsun. Aynen öyle yenge. Bir araya gelmemizin sebebinden biri de buydu. Madem geldiniz, ben size kısa bir bilgi vereyim. Sonra toplantımıza devam ederiz. Eşiniz ve ailenizle ilgili başınıza gelenleri, hatta masadaki ortaklarımızın başına gelenleri devletin en üst mercilerine kadar iletiyoruz. İsnat edilen suçlarla ilgili... Edebiyat yapmana gerek yok Ekrem. Karşındaki hanım bir Çakır Beyli. Ve sanırım Çakır Beylilerin en sinirlisi. Ünal Bey her zamanki gibi çok anlayışlı. Şimdi bu masa dediğiniz, ticaret dediğiniz yerde belli ki içeridekiler sizin ya da bazılarınızın planının içinde olmak istemedi. Planlarınızı bilmiyorum. Ticaretiniz de umurumda bile değil.
Umrumda olan tek bir şey var. O da aile. Ailem şu an tehdit altında. Ya ailemin üstündeki tehdidi ortadan kaldırırsınız? Ya da ben ailelerinizi ortadan kaldırırım. Kimi kastediyorsun yenge? Hanginizsiniz sen söyle Ender. Meryem Hanım, saygım sonsuz. Sözlerinize katılıyorum. Ama korkarım bu planı yapan her kimse bu masadan ya da bu masaya müdahale eden size de zarar verir. Müsaade edin, bunu biz çözmeye çalışalım. Sen misin Fikret? Eğer ben direkt birini suçlayacak olsam... masaya son katılan Ekrem Bey'i suçlardım. Suçladınız diyelim Meryem Hanım. Sonra ne olacak? Hızır Ali arabada bekliyor. Yanında Selda var. Hızır Ali'ye dedim ki... babanla uğraşan adamla konuşmaya gidiyorum. Babanla uğraşan adam sevdiğin kızın babası. Eğer seni aradığımda... o kızı öldür dersen... öldüreceksin. Ne oldu? Kızımı çok seviyordu hani. Küçük kızır. Efendim Meryem anne. Hızır Ali Selda yanında mı? Burada anne. Şimdi Ekrem Bey sana bir talimat verecek. Ne derse yap. Emredersin anne. Bu arada Hızır Ali kızımı seviyor öldürmez diye güveniyorsan yanında onu öldürmesi için adamım var. Şimdi bırak bu kızımı sevmiyorum, istemiyorum, öldürürüm oyununu. Çünkü ben oyun oynamıyorum. Ve senin kızın zerre kadar umurumda değil. Annenle biraz konuştuktan sonra tekrar sizi arayacağız. Ne istiyorsunuz Meryem Hanım? Kocam hayatının sonuna kadar içeride kalabilir. Diğerleri de öyle.
Seçtiğiniz hayat bu. Pis, berbat. Umurumda değil. Her neyse. Siz bu utançtan zerre kadar pay almayan insanlar ticaretinize de devam edebilirsiniz. Bu da umurumda değil. Ama bir daha. Bir kadına ya da bir çocuğa zarar gelirse bu masada oturduğum, zaman zaman bey, abi dediğim kişiler de dahil olmak üzere hepinizin ölmesi için her şey yaparım. Herkesi öldürecek kadar güçlü olmak için anne olmak gerekir. Yani doğuracak kadar güçlü olmak gerekir. Anladın mı Ekrem?